Merhaba arkadaşlar, ben Ogün. European Versailles Avrupa Hun serisine hoş geldiniz. 1580'lerdeyiz. Moskova'ya savaşı açtık ve Moskova'da Nogay ile savaştaydı. Nogay da kendi içindeki isyanlarla uğraşıyordu. Evet, böyle böyle işler vardı. Özbek de Kazaklarla savaşıyor ama o konumuzla ilgili değil. neyse. Şimdi Moskova devletini yok ediyorduk en son, hatırlarsanız. Yanımıza aldık yine ne denir? Ben bu da şeytan üçgeni diyeyim. Maşenin dört atlısı diyecektim neredeyse. Güzel bir şekilde ilerliyoruz. Bunu da atlattırsam mı acaba? ...401 para. Oha. Onu veremem ben. Bekleyeceğiz. Az kalsın yanlışlıkla savaşıyordum. Bu arada burada sınırı geçtiler. Neyse ki dostlarımız onları yok edecek. Sorun yok. Gelelim şöyle. Zaten Moskova'nın ordusu çok az. Şu orduyla da Burgonya'ya geçmemiz gerekiyor da Burgonya'ya geçemiyoruz. Neden geçemiyoruz? Geçiş izni yok. Geçemesek de sorun değil aslında. Moskova Nize neden bize burada saldırdı? Nize dedim yanlışlıkla. Teknolojisi de 13, eksi de 7. Yenildi tabii ki doğal olarak. Nereye gidiyor? Buraya gidiyor. Takip edip yok edebilsek güzel olur. Hatta evet, yok oldu. Rip. Legitimacy, prestij gerek yok ama alalım. Para var, sorun değil. Hatta şunu bile açabiliriz. Evet. Fazla paradan sorun çıkmaz. Zaten fazladan militer puanımız var. Geçen savaşta... Hah, çok iyi abi. İsveç'in önünü de keseceğiz. Geçen savaşta Litvanya'nın önünü kestiğimiz için artık rahat rahat istediğim yere gönderebiliyorum askerleri. Bize kalmaz sonra falan diye düşünmeye gerek yok artık. Moskova'nın da dostluğunu bozduracağım. İspanya ile bundan sonra daha kolay gireriz. Trasımız bittiği gibi giriyoruz zaten. Aynen, buraların hepsi bizim oldu. Aa, burası İsveç'e verilecek ama. Kola. Neyse. Kola dursun. Bu arada burada Türkümsü insanlar yaşıyor gerçek hayatta. Buralarda. Danimarka aldı orayı kendisine. Biliyorsunuz Finlandiya'da Türkler var. Yani Ural dil ailesinden geliyor galiba. Ya da Altay'dı, tam hatırlamıyorum şimdi. Neyse. Bize saldırıyorlar sonuç olarak ve biz de savunuyoruz kendimizi. Tabi sayı olarak bayağı bir fazlalar. Ama... Oo. Bunu geçtim de... 21.000, 23.000 zarar gördüler. Biz 11.000 falan zarar gördük. Az çok iyi savaşıyor askerler. Gel şöyle gönderelim. Tabi ordusu darmadağın oluyor. Manpower'ı da çöküşlerde. Nereye inmişsin? Buraya inmişsin. Tabi manpower'ı hayvan gibi hala. Moskova neden böyle bilmiyorum ama diğer serimizde de Rusya'nın manpower'ı çok fazla. Ama tabi askerleri çöp. Normalde Rusya'nın askerleri iyidir ama bizim serilerimizde kötü oluyorlar. Savoy geç izni istedi. Neden istedim bunu? Macaristan'da savaşıyorsun. Macaristan'a da gelen geçen tokatlıyor. Venedik de şimdi toprak alacak. Burayı alacağım diye alacak annesini babasını. Ha, Sırbistan'a açmış savaş. Ya 5000'lik orduya 20.000'lik ordusu yeniliyor Moskova'nın. Muhtemelen morali düşük olan bir orduydu ama sonuç olarak yenilmemesi gerekiyordu.
Burayı bırakacağım, almayacağım. Ve çok da aşağıya inmeden, şu Kasimov'u da almadan, hatta direkt şöyle yapalım abi. Ortodoks. Ha, buralar Ortodoks. Güzel. Ortodoksları kolay çeviriyoruz. Rusya'nın önünü bir taraftan açık bırakacağım. Şurayı kolonileştirebiliyor muyuz acaba? Ona göre bırakacağım da Rusya'yı. Ya da neyse ya, direkt biz kolonileştiririz orayı, sorun değil. Hatta şurayı da alalım, burayı da alalım. Evet, güzel bir anlaşma olur şu şekilde. Hatta bizim şu dostluğu da bozdurmamız gerekiyor ama artık bozdurmasak da olur gibime geliyor. Hatta dostluğu da değilmiş zaten. Ha, savaşta gelmediği için galiba dostluktan reddetti ya da farklı bir şekilde, bilmiyorum ama çok çok güzel şeyler oluyor. Gerçekten neden bu kadar şanslıyım bilmiyorum. 10 savaş skoru da oraya gidecekti, hiç yok yere. Seri ummadığım kadar güzel gidiyor. Kesin birisi savaş açacak ve seri bitecek. Bir şeyler olacak yani. Bu kadar iyi gitmemeliydi. Abi şu ordulara baksanıza. Dostlarımızın orduları, bizim ordularımız. Yani kilometre kare başına 20 bin ordu düşüyor. Provins başına diyelim hatta. Kilometre kare başına düşseydi o kadar insan oraya sığdıramazdı. Siz isyan etmezsiniz zaten. Rusya bir ordusunu bir sağa kaçırıyor, bir sola kaçırıyor ama eninde sonunda yok oluyor bütün orduları. Ne kadar uğraşsa da, sallasa da benim olacak sonunda. Şurada da yanlışlıkla saldırdım. Aslında bilerek saldırdım, gördüm geri çekmedim ama. Şuralarda işgal edilince bize bırakacaktır. Evet, işgal edilmiş zaten, bırakıyordur büyük ihtimalle. Evet. Böyle alacağız 83 over extension ve bu arada İsveç bize küsmüyor. Ha, Danimarka küsüyor mu? Küsmüyor. Evet, tamam. Şehir vermediğimiz için diye baktım. Şurayı da işgal etsin bari. Ya da etmesin. Yani ne gerek var. Alıyorum. Yalnız bayağı heybetli oldu ülke. Kolonist niye buraya gelmiyor? Ha, buralar kor şehir değil çünkü, biliyorsunuz. Bu arada birisi eskiden bizim rival'ımızdı ama artık rival'lıktan çıktı, kim bilmiyorum. Ya da yeni bir tane eklememiz gerekiyor. Neyse, bir şeyler oldu işte. Şimdi diyor ki kimi düşman ekleyeceksin. Yalnız Danimarka'nın ordusu bayağı güçsüzmüş ve İngiltere'ninki bayağı güçlüymüş. 53.000. Güzel. Güzel geliştirmiş kendini. Timurları ekleyelim abi. Adamlarla hiçbir bağımız yok zaten. Dursunlar yani. Ne olacak? Nogay'a da gireriz. Özbey'e de gireriz. Kazak'a da gireriz. Asya artık bizimdir zaten. Orası belli. Buralar neden sıfır sayılıyor? Galiba buraları zaten koloni yaparak almış bu. Yo, ideya açmamış ki. Expansion ideyası açmamış. O zaman iyi oldu aldığımız. Buraları alıyoruz tabii ki. Bu arada videoya ne zaman başladığımı bilmiyorum. Hatta siz şöyle gelin. Sen böyle gel. Siz burada kalın da bizim ordunun gerisi nerede? Burada. Siz de buraya gelin. Zaten buralarda isyan çıkmayacak ama yine de koyuyor insan işte.
Yalnız buralara otonomi vermediğimiz için buralar çıldırmış. Bayağı da bir ordu yapabiliyoruz şu anda. 16 tane yapacağız galiba. Seni bir kaldıralım. Artık orada tehlike kalmadı bize karşı. Burada da kalmadı. Burada da kalmadı. Burada da kaldı. Çünkü oraya saldıracağız. Seni kaldırabilirim. Viyana'yı alacağız zaten yakında. Batı Avrupa'da da bize karşı çıkacak olan yok. Berlin başkentimiz mi? Yok değil. Onu da kaldıralım. Başkentimiz Eger. Neden orayı seçtiysem artık. Neyse şimdi. Asıl konumuza dönelim. 16 tane asker yapacağız. Bunu ne yapacağız? 5 5-5 6 yapalım. 6-5-5. Çünkü atlılar bayağı bir geride kaldı. Onlar da hem şok fazında hem de yanlardan saldırdığı için bayağı yararları oluyor. Yani ne kadar çöp gözükse de iyi aslında. Burada ne oluyor? Oyun motoru bozuldu. Neyse. Yalnız bayağı büyük bir coğrafyaya yayıldığımız için ve bayağı bir askerimiz olduğu için yönetim artık biraz daha zorlaştı. Bunları tutalım. Artık gelse bir şu lanet şey. Ha geliyor zaten 90'larda geneli. Bu arada oyun kendini aşağıya attı. Farklı bir şey açıldı. Bilmiyorum şu anda kaydediyor mu? Kaydetmiyorsa artık yapacak bir şey yok. İzliyorsanız kaydetmiştir. İzlemiyorsanız zaten hiç bizim olmamıştır. Moskova'da artık burada bizim annekseyeceğimiz bir devlet olarak kaldı. Yavaş yavaş savaş aça aça bitireceğiz kendisini. Hayırlı olsun. 439 220 Kazakistan kaç? 230 Özbey'i ama vasal yapabilirim galiba. Evet Özbey'e savaş açıp kendisini vasal yapacağım. Ondan sonra Özbey'in core provinslerini tek tek kendisine vereceğim. Büyütüp Asya'ya doğru göndereceğim kendisini. Ondan sonra da artık kim kime dumduma bir şeyler yaparız. Özbek geç. Burada da bir kale varmış. Onu da kaldıralım. Bu kaleleri kaldırmamla ekonomi bayağı bir rahatladı aslında. Şöyle bakacak olursak. Tabii yeni askerler yaptık ama. Buralara otonomi veremiyoruz. Çünkü buralar 2-3 kere el değiştirdi. Otonomi verip durmuşlar. Ve admin puanımız da geride. Şunu arttıralım. Bir saniye. Hangisi? Fire'ı iyi olan daha iyi ya. Gerçi bizim komutan şok komutanı ama eşit tutalım. Evet, topçularla atlılar birbirini eşitliyor zaten. Güzel. Polonya ordunu artık çekebilirsin. Aldık buraları. Ne yapıyorsun? İsyanları mı bastırmaya çalışıyor? Yapay zeka bu kadar gelişti mi? Nogay da isyandan geçilmiyor. Bu arada Osmanlı ile sınır komşusuyuz. Fark ettiniz mi bilmiyorum ama. Kırım'ı da vasal falan yapabiliriz. Ya bir saniye. Katolik. Kırım Katolik mi? Sünni değil miydi Kırım? Osmanlı ile olan bağımız da bir kopmadı. E
Neyse. Buradan gelen gelirimiz yine düşmüş. Trade'den gelen gelir. Manpower'ımız da yarılarda. Avrupa'da agresiflik azalmış. Bu bölümü bitirmeden ben en iyisi... Gel abi. Sizi şuraya gönderelim bir de. Şu Viyana'yı alma görevini bir yapalım. Yalnız kimse gelmiyor. Tabi daha yeni savaşa çağırdık. Ama buna Fransa geliyor. Evet, dans bak daha mantıklı. Burada isyan çıkar mı bilmiyorum ama orduları getirmem gerekiyor artık. Ne separatisti ki bunlar? Şöyle bir bakalım. Muscovitmiş bunlar da. Evet. Onlar sorun değil ya. Bölüm bitmeden şu savaşları da yapalım da. Çünkü bundan sonra video çekmeyi bırakacağım. Yani bugün bırakacağım. Ama çok merak ediyorum. Oyun bayağı güzel gidiyor. Evet, sınırlar biraz göz kanatıcı olabilir. Kanatıyor olabilir. Yeni komutan aldık. Yani fena değil yani. Klasik. Burayı da yapalım. Hiçbir over extension vermiyor ama. Yapıyoruz. Ansbach Bey. Seni bir yok edelim en iyisi. Yalnız her tarafta da nehir kıyısı varmış. Her tarafı var yalnız. Hani ben niye görmüyorum? Kapattım mı ben river'ları? Ha, kapatmışım. Evet, ondan dolayı. Fransa da gelmiyor. Ben power'ı bitmiş. Savaşta mısın? Yok, değilsin. Neyse, biraz bekleriz, sorun değil. Videolar da uzun olmaya başladı ama artık yapacak bir şey yok. Şöyle getirelim. Bütün sınırını kapatalım bu Avusturya devletinin. Evet, agresifliğimiz neredeyse hiç yok. Onun için direkt gireceğiz. Evet, benim yani bunca saatlik oynamamdan öğrendiğim en iyi şeylerden birisi. Sen geç abi. Kimle savaşıyorsun? Dünyayla. Güzel. Ya bir sürü isim vardı da bir şey yokmuş aslında. Oyunda öğrendiğim iyi şeylerden birisi çok uzaklarda topraklarınız olursa bir oraya bir buraya saldırarak agresiflik için beklememiş oluyorsunuz. Tabii manpower'ınız iyiyse yapabilirsiniz bunu. Tabii biz her oyunun başında quantity aldığımız için bunu kolaylıkla yapabiliyoruz. Ve doğuda toprak olması gerekiyor. Çünkü oralar gelişmemiş oluyor. Gerçi biz de bunu yapmadık ama. Neyse. Fransa geliyor artık. Direkt açıyorum savaşı. Şuna da şunu verelim. Öyle yapalım. Direkt çünkü Ansbach'a gireceğiz. Konuşamıyorum şu anda. Üst üste 3. video galiba bu. Bakalım Avusturya ne yapacak? Linz'e geldik mesela. Viyana'dan çekildi. Hop. Evet, Ansbach'ın ordusu yok oldu zaten. Şimdi. Ha, gerek yok. Biz savaş açtık da admin puanımız yok. Yalnız bu Viyana'ya geri gelirse
Avusturya direkt alır yani. Çünkü burası dağlık alan biliyorsunuz ve kalesi var sonuç olarak. Ha değilmiş. Ben niye Viyana'yı dağlık olarak biliyorum? Buraların her tarafı dağlık diye biliyordum ben. Tabi buralar dağlık ama buralar değilmiş. İyi güzel o zaman. Siz geçmeyin. Aa çok güzel eventler geliyor. İsyanı azaltıyor tam da ihtiyacımız olan dönemde. Şunlar da bitsin artık bir. Abi geçmeyin artık. Vermiyorum izni ya. Ne yapıyorsunuz ya? Hayır küçücük küçücük savaşlar. Yani adamlar burada savaş yapıyor, beni çağırıyorlar. İspanya Aragon'u yutmuş. Orada gülüyor bize. Ha İspanya ile dost olabiliyormuşuz. İyi güzel. İlişkiyi geliştirelim. Olunca yapalım. Fransa ile dost olduğumuz için bize biraz kırgın oluyor ama sorun değil. Dostlarımızdan hiçbiri birbirini düşman olarak görmüyor. Ha, Polonya ile Fransa var bir tek. Şu dinleştirme hızını arttırması iyi oldu. Özelliklerin. Üst üste aldığımız özellikler. Hızlıca çeviriyoruz bütün dinleri. Baksanıza. Her taraf tengiri oluyor. Yani eskiden ismi küçücük görünüyordu. Yani protestan yazısının puntosundan daha büyük artık tengiri. Böyle bir olay. Şu Viyana'yı almamızla beraber şunu da almış olacağız. Onun için bu azalacak. Biz hariç herkes yapıyor Avrupa'da, ondan sonra biz yapıyoruz. O bakımdan biraz kötüyüz ama fena da devlet değiliz yani. Deliriz. İçinden geçiyoruz yani Avrupa'nın. Moskova'nın. Bunu geliştirmeyeceğim çünkü yeni topraklar alacağız. Bunları yapmak için admin puanına ihtiyacımız var. Nürnberg'i ve Palatinate'i içimizde hapsettikten sonra, gerçi Palatinate'in burada da toprağı var ama neyse. Yaparız bir şeyler. Macaristan'la olan Tras bitti. Şu Polonya saldırmadan biz saldırsak iyi olacak. 1590'da bitiyor hepimizin Tras'ı. İspanya geliyor tabii ki. İspanya her şeye karışıyor zaten. Neyse aslında Polonya Danimarka'yı çağırdıktan sonra İspanya'nın pek de bir yani bize karşı artistlik yapamaz yani. Yaz Macaristan dövüyor Venedik'i. Ve bu benim hoşuma gitti. İyi bir şey çünkü. Osmanlı da sağa sola uyarıyor ama hiç büyümeye niyetli değil. Hala duruyor. Hala aynı şekilde duruyor. Aslında bu bizim Semendire'yi ve Konstantin'i, yani daha doğrusu İstanbul'u almamız için iyi bir şey. Kendimi Bizanslı gibi hissettim Konstantin deyince. Oo, bakın burada Avusturya ne saklıyormuş. Hemen bir polisleri oraya götürelim. Gene mi amcalar? Bu arada polisi yanlışlıkla söylemedim. Şu arkadaşla gireceğiz. Umarım alabiliriz diyecektim ki geçemiyormuşuz. Geri çık. Ha başkalarıyla da savaştaymış bu. Evet. Yalnız bizde savaşan Asya'ya kadar kırmızılık görüyor haritada.
kolonimiz olmasa da üstünde güneş batmayan ülke olarak tarihe yazılabiliriz. Şu korlar bir olsa da artık buraları kolonileştirsek. Neresi kaldı kor yapamadığımız? Galiba şu iki şehir kaldı. Pelim ve Tura. Evet, Pelim'i yapmasını bekleyeceğiz bir de. Yani 3 yıl içinde bize koloni yok arkadaşlar. Tabii Amerika'ya falan yapabiliriz ama. Memmingen bize bir geçiş izni ver. Biz şu Avusturya'yı bir... Şöyle bir gelelim. Evet, burada da askeri varmış zaten, direkt savaşa girdik. Eksi 2 yiyoruz galiba orada. Orası dağlık bir alan. Eksi 3 yiyoruz. Neyse. Avusturya ordusu buraya geliyor. Nereye geleceksin? Ha, aşağıda saklanacak. Orası dağlık alan. Orada ne yapacağız bilmiyorum artık. Moskova ordusuyla savaşıyor Nogai Pretender Rebels. Burgonya'nın Moskova gibi bir devletle ne alıp veremediği var? Yani neden dost? Bilmiyorum. Şimdi Avusturya Bey. Biliyorsunuz sizden Viyana'yı almak istiyorum. Her ne kadar vermeyeceğim dese de verecek. Hatta üstüne birkaç şey daha alacağız. Ordusunu buralarda dolaştırıyor. Bir aşağı bir yukarı. Komutanı da güzelmiş. Ha, burada da kalesi vardı bunun. Ha, oraya gidemeyiz ki. Ya da gideriz. Ya da şurası bir işgal olsun da ondan sonra bakarız. Şurada alalım. El ihtimale karşı. Şu tradition'ı yükseltebilseydik güzel olacaktı. Tabi almadığımız için kaliteyi ve defansifi. Şu ikisi artı 1 veriyor. 50'de sabitleniyor diye biliyorum. En az 50 oluyor yani. Neyse, Polonya imparator olamıyor en azından. Biraz daha çabuk işgal etsek biraderim. Biraz Venedik'in durumunu da görüyorsunuz arada. Oraları gösteriyorum. Yani pek de iç açıcı değil görüntüler. Gelin abi şöyle. Nereye sakladı ordusunu hiçbir fikrim yok. Muhtemelen başkasıyla savaştı ve oralara götürüyor. Buralarda bir yerde olması gerek. Evet, buradaymış. Sen şöyle gel de ölmeyin üst üste. Evet. Printing Press için support mu almak istersin diyor. Institutions bunu yapalım, zaten az kalmıştı. Aynen. Tabi buralarda hiç olmadığı için buralara da şey oluyor. Buralar için de para veriyoruz. Ve bizim sayemizde de Asya'ya kadar teknolojiler gitmiş oluyor bir bakıma. O yüzden fazla toprağınızın olması da kötü. Yani Avrupa'dan uzak toprağınızın olması kötü. Seni bir kapatalım abi, gerek yok artık. Güzel. Brunswick'i de aslında annex desek de fena olmaz diye düşünüyorum. Aynen, savaştan çıkınca bir de onu annex deriz, başlatırız. Videoyu da bitiririz galiba. Fransa ile burada savaşacak Avusturya. Ha, bu arada Fransa da bu savaştaydı ama hiç göremedik kendisini. Başka savaşlara da girmiş. Oha! Bu ne savaşı abi? Din savaşı mı?
Aynen. Oo. Bence yeşiller alır. İspanya hazır savaştayken biz o sırada Macaristan'a girebiliriz. Bu bizim için güzel. Venedik'le de savaşta şu anda. Bakın Macaristan hem kendini Venedik'le yoruyor, hem kendine toprak alacak, hem de Venedik şu anda yoruluyor, yenilecek, toprak verecek Macaristan'a. Hem de İspanya yorulacak ve gelmeyi reddedecek. Nereye gelmeyi reddet? Evet. Biliyorsunuz nereye gideceğini. Bu arada İspanya ile de dost olabiliyoruz. Onu unutmuşum ben. Yapacaktık Moskova Savaşı'ndan sonra ama. Buraya getirdi ordusunu. Orada yok edelim artık şu Avusturya'nın ordusunu da. İsteğimizi yerine getirsin diyecektim. Getiriyormuş. Hadi Eyüp. Viyana bizim yalnız. Oradan çekilirsek. Ha şimdi Viyana bizim. Çekilir misin? Çekil. Yalnız adamın ordusu 14 bindi ve 10 bine indi az önce gözlerimin önünde. Neden olduğunu bilmiyorum ama galiba ordusunu terhis etti. Neyse. Oo, iyi para varmış. Güzel para. Şunu da yaptık mı? Bunu da yapabiliyoruz ama biraz daha bekleteceğim galiba. Evet, bekleteceğiz. Tabii bunu yapmadan önce de şu puanları 900'ün altına indirmemiz gerekiyor, yoksa boşa gidiyor puanlar biliyorsunuz. Viyana'yı da almış olduk. 39 developlıklı bir şehir kendisi. Güzel. Videoyu da bitireyim bence artık. Şu Venedik'le Macaristan'ı çok merak ediyorum ya. Almasını bayağı istiyorum şu Macaristan'ın. Çünkü Polonya'ya bayağı kaybetti. Biraz güçlensin. Hem de biz alacağız o toprakları. Neyse. Dediğim gibi bir dahaki videoda muhtemelen Macaristan'a gireriz. Hazır savaş ortamından yararlanırız. Onun çıkışında da buna gireriz. Tırasımız bitiyor, hem de yorgun olacak kendisi. Din savaşında şu anda. Sonra Nogay, bir sağ bir sol, bir sağ bir sol. Fatih'in topları. Kırıp geçeriz buraları. Hatta burada agresifliğimiz azmış. Direkt buraya da girebiliriz. Neyse, böyle şeyler yaparız. Videoyu beğendiyseniz ve serinin devamını gelmesini istiyorsanız like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoya kadar esen kalın.